Bazen camiye geldiğimizde namazın kılınmış olduğunu görüyor. Tek başımıza kılmak durumunda kalıyoruz. Bu durumda farzın başında kıyamet getirmemiz yine gerekir mi? Yoksa camide müezzinin önce yapmış olduğu kıyamet sonra gelen cemaati de yeterli sayılır mı? Camiye geldiğimizde cemaat eğer bittiyse, vakit namazı kılındıysa herhangi bir vakitte, diğer vakte kadar cemaatle namaz kılındığından dolayı kamet bir defa getirilmiştir. Başka bir kamet getirmeye gerek yoktur. Bir kamet yeterlidir. Ayrı hususta buna bağlı olarak söylemiş olalım. Kaza namazı kılıyoruz. 10 tane kaza kılacağız 10 vakit. Bir defa kamet getirdiğimizde bir kametle biz 10 tane kaza namazını kılarız. O kuvvetli sünneti yerine getirmiş oluruz. Hepsi için ayrı ayrı kâmet getirmeye gerek yok. Hepsi için ayrı ayrı kâmet getirmeye gerek yok. Burada bir şey daha hatırlatalım. Hanımefendiler kâmet getirmezler. Onlara öyle bir yükümlülük yoktur. Dua yaparken ellerin durumu nasıl olmalı? Bazı kimseler duada ellerini birbirinden ayrı tutuyorlar. Bazıları da bitiştirerek tutuyor. Duayı bitişik olarak yapıyorlar. Bunların hangisi sünnettir? Tercih edilen hangisidir? Dua yaparken genelde ellerimizin göğüs hizasına kaldırılıp iki göğsümüz hizasında bulundurulması tavsiye edilmiş. Efendimizin uygulamaları böyledir. Zaman zaman da ellerini bitiştirerek dua ettiği de olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir ayrı bir hususta buna bağlı olarak istenmeyen bir şeyi yapıldığı zaman, dua olarak yapıldığı zaman İmam-ı Şafii Hazretlerine göre de eller ters çevrilir. İmam-ı Şafii'de bu vardır. Bir de yağmur duasında eller ters çevriliyor. Diğer türlü ellerimizi açarak serbest bir şekilde Rabbimizin o rahmetinden sağanak sağanak yağacak güzelliklerin bize ulaşması adına aciziyetimizi, fakrımızı anlayıp ona iltica etmemiz lazım. Bizim millet olarak belki en beceremediğimiz işlerden birisi dua etmektir. Duayı maalesef bilmiyoruz. Duada tabii nelere dikkat edilir? Neler yapmamız lazım ki Rabbimiz hoşnut olsun? Bir kere dua ederken aciziyetimizi, fakrımızı ilan etmiş oluyoruz. Ya Rabbi biz aciz bir kuluz. Ya Rabbi biz kendi işlerimizi halledemiyoruz. Sen güzellikleri yaratırsan, şu isteklerimizi yaratırsan ancak o zaman biz o isteklerimize nail olabiliriz, kavuşabiliriz. Dualarımız bizim bilmediğimizden dolayı hep böyle basit, yani çocukların istediği şeyler gibi olabiliyor. Basit işler olabiliyor. Duada ahireti isteme, ahiretteki güzellikleri istemeyi hedeflemeli başta. İnsanlığın kurtuluşunu hedeflemeli, bunu istemeli. Bencil olma, sadece kendini düşünme şeklinde dua edilmemeli. Efendimizin ifadesiyle bir din kardeşine yapmış olduğun dua diyor. Senin içine geçerli diyor. Sen kendine yapmış gibi Allah onu kabul eder diyor ve daha erken kabul eder. Din kardeşine dua etmek lazım. Müslümana dua etmek lazım. İnsanlığın huzuru, sükununu bulması, Rabbini tanıması adına Rabbimizden istek ve talepte bulunmamız bizim de onun rahmetinin celbine vesile olur. Allah bizi rahmetiyle kuşatır. Bir de dua ederken neye dikkat edeceğiz? Rabbimizin Kur'an'da bize tavsiye ettiği, peygamberlerinin yapmış olduğu dualarla dua etmek. Mesela hepimizin bildiği, çocuklarımıza öğrettiğimiz işte Rabbena atina fid dünya hasenatin ve fil ahireti hasenatin ve kina azabennar. Rabbena gıfirli ve li valideyye ve lil mu'mine yevme yekumul hisab. Hazreti Adem'in duasıyla Rabbena zelemne enfusena ve illem tagfir lene ve terhamne lekünene minel hasirin. Mesela aklıma gelenleri şu anda söylüyorum. Dualarla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiye ettiği Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik gibi dualarla dua etmek, Efendimiz'e salatü selam getirmek duaların başında, duanın sonunda, duanın ortasında Efendimiz Aleyhisselam'a salatü selam getirmekten duaların kabul olmasına bir vesiledir. Çünkü salatü selamlar Rabbimize mutlaka ulaştırılır. En kolay ulaşacak, en makbul olacak şey Efendimizin bu salatü selamlarının makbul olmasından dolayı diğer aradaki dualarında makbul olacağını İslam büyükleri, alimler ifade ediyorlar, bize tavsiye ediyorlar.